Evet, Balıkesir 6 Eylül ilçesi belediye başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu stüdyo konuğumuz şu an. Kendisiyle Balıkesir 6 Eylül ilçesinde yaptıkları, gerçekleştirdikleri faaliyetleri konuşacağız. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyoruz. Sağ olun. Şimdi önemli bir adım atmışsınız 6 Eylül Belediyesi olarak. Ömer Halis Demir'in adı ölümsüzleştirilecek belediyeniz tarafından. Önce bu bir anıt dikilecek galiba meydana. Evet. Gerçekleşti mi proje? Tamamlandı mı? Onu şu anda %90'ı tamamlandı. Ben öncelikle tabii TVNET ailesini kutluyorum gerçekten. Yeni stüdyolarına ilk defa programa çıkıyoruz. Daha önce eski stüdyolarında çıkmıştık. Çok sağ nefis olun, olmuş gerçekten. Çok görkemli bir bina olmuş. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyen tüm seyircilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tabii ki 15 Temmuz son derece önemli. Gerçekten o gün çok kara bir geceydi. 15 Temmuz'u unutmamamız lazım, unutturmamamız lazım. Onun için biz belediye olarak şehrimizin giriş istikametinde, ilçemizin giriş istikametinde yaklaşık olarak 1000 metrekarelik bir alan vardı. Tam böyle organize sanayi bölgesinden, Savaştepe istikametinden gelirken refüj alanda kalan 1000 metrekarelik alana 15 Temmuz Şehitler ve Ömer Halis Demir anıtı yaptırıyoruz. Şu anda %90'ı tamamlanmış durumda. Dev bir hilal ve yıldız yaptırıyoruz. O hilalin içerisinde de bütün şehitlerimizin ismi yazacak. 15 Temmuz Şehitleri. 15 Temmuz Şehitlerinin 249 tane şehidimizin ismi yazılacak. En üstte de tabii şehitlerin gerçekten o 15 Temmuz gecesi İlk kurşunu atan Ömer Halis Demir'in kaderini değiştiren isim, mutlaka onu ölümsüzleştirmemiz lazım. Orada onun resmi ve ismi, sağında ve solunda da iki tane Balıkesirli hemşerimiz var. O gece şehit olan. Özel harekat polisiydi. Gölbaşı'ndaki özel harekat polisiydi. Turgut Solak ve Mustafa Serin. Onların isimleri ve resimleri olacak. Devamında da hilalin içerisinde diğer şehitlerimizin isimleri ve memleketleri şu yazacak. Şu an ekranda gördüğümüz görsel, evet. Evet. Tasarladığınız aynen. Projenin aynen. Animasyonu mu? Aynen o. Şimdi gece ışıklandırmıştık onu. Tamamlanmak üzere. Üzere o zaman. Animasyon üzere. Değil mi? Gerçek görüntüler bunlar. Işıklandırılması yapıldı. %90'ı tamamlandı. Arkasında 15 tane Türk bayrağı var. 15 Temmuz'u ifade ediyor. Yıldızın içerisinde de 30 tane küçük yıldızcık var. Ömer Halis Demir'in vücuduna isabet eden 30 tane kurşunu ifade ediyor. Şimdi 15 Temmuz tabii devletimiz tarafından da resmi tatil ilan edildi. O gün artık demokrasi bayramı olarak kutlanacak. Şimdi işte burasını biz içerisinde yürüyüş yolları yaptık. Oldukça büyük o. Yaklaşık olarak 3 metre yüksekliğinde hilal. Öğrencileri getirip tabii sırayla o şehitlerimizi dolaştırmak istiyoruz. İsimlerini dolaştırmak istiyoruz. Orada dev bir sinevizyon da kurarak 15 Temmuz gecesi yaşananları gelen öğrencilere, ziyarete gelen, o anıtı ziyarete gelen vatandaşlarımıza, sinevizyondan da 15 Temmuz gecesi yaşananları hafızalarda canlı ve diri tutma açısından bunu yapmak istiyoruz. Özellikle yerel yönetimlerin bu noktada çok ciddi gayret sarf etmesi lazım. Biz Türk milleti olarak tabii çabuk unutuyoruz geçmişimizi. Bunu unutturmamak için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. İnşallah bir görkemli bir açılış da düşünüyoruz. Tabii en arkasında yine bir çeşmesi olacak. Çeşmeden sular akacak. Belirli günlerde de içinde şerbet, süt akması için de planlanıyor. Yine arkasında 25 metre dev bir Türk bayrağı da yine bağımsızlığın sembolü olarak orada dalgalanacak. Gece ışıklandırılması İlçenin girişinde çok fevkalade güzel bir görüntü oluştu. Işıklandırmayı denemiştik aslında biz nasıl oldu diye. Hı hı. Bir sosyal medyada da patlama oldu. Onun görüntülerini arkadaşlarımız paylaşmışlardı. Hakikaten tabii bu da 15 Temmuz'da şu oldu tabii yani. Milletimiz gerçekten demokrasisine sahip çıktı. Kendi oylarıyla seçmiş olduğu parlamentosuna, hükümetine ve cumhurbaşkanına sahip çıktı. Özellikle Cumhurbaşkanımızın da tabii o televizyonda canlı bağlantıyla meydanlara ve havaalanlara davet etmesi, vatandaşımız zaten meydanlardaydı, bir kat daha arttı, yine sahip çıktı ve milletin içinde de aslında şu vardı yani 60 darbesini yaşadı bu millet, 80 darbesini gördü, hep şu vardı yani 60 darbesinde Menderes'e sahip çıkamamanın ızdırabı vardı.
Halbuki asılmadan önce, darbe olmadan önce son mitinginde 1 milyon insan toplanmıştı Sayın Menderes. Ama asılırken kimse sahip çıkamadı. Darbeden sonra sahip çıkamamıştı. Bunun bir ızdırabı vardı. Hep bir söylem olarak geliştirmişti zaten vatandaşlarımız. Menderes'i astınız, Özal'ı zehirlediniz ama Erdoğan'ı size yedirmeyeceğiz diyordu. Hakikaten Türk milleti gerçekten tam böyle kendine layık bir şekilde liderine, başkomutanına ve demokrasisine sahip çıktı. O gün yani Cenab-ı Allah da bir cesaret verdi o insanlara. Tankların, topların önüne çıktı. Ellerinde hiçbir şey olmamasına rağmen. O gece Balıkesir'de neler yaşandı Sayın Başkan? Biz Balıkesir'de, daha ziyade İstanbul, Ankara, Konya tabii, odaklı. Evet, yani süreç. Hakikaten en şiddetlisini Ankara ve İstanbul yaşadı. Bizim Balıkesir'de de askeri birlikler oldukça fazla. Tam 6 tane general vardı. Şehir merkezinde 3 tane, Edremit'te, Bandırma'da ve Erdek'te olmak üzere. Tabii hepsi daha sonra tutuklandılar. Hepsi darbeciydi. O gece tabii onlar hazırlıklarını yaptılar. Subayları, asubayları garnizona çağırmışlar. Ama dışarı çıkamadılar. Belediyenin araç ve gereçleriyle Sayın Valimiz başta olmak üzere çok dik durdular. Ve hakikaten belediyenin araç ve gereçleriyle çıkış kapıları kapatıldı. Kapatıldı, dışarı çıkma imkanı ve fırsatı bulamadılar. Vatandaşlar meydandaydı. Zaten artık bir yeni iklim oluşmuştu, yeni bir kültür oluşmuştu. Her gün akşam o demokrasi meydanında vatandaşlar toplanarak darbeye karşı en ciddi duruşu sergilediler. Çünkü Balıkesir Kuvayi Milliye şehri. Balıkesir Yunan işgalinde düşmana ilk kurşun atan il. Balıkesir İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a İstiklal Marşı'nı yazmaya ikna eden Hasan Basri Çantaylar'ın memleketi. Onun için Balıkesir her zaman bu noktada dik durmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda da Alaca Mescid'de 41 bayrak adam toplanarak düşmana karşı silahlı mücadeleye karar vermiş olduğu bir yerdir Balıkesir. Peki şuraya geçeyim. Evet, Balıkesir de muhakkak çok sıkıntılı bir gece yaşadı İstanbul, Ankara, kesinlikle, Konya, Kayseri'nin olduğu gibi. Peki bu anıta vatandaşların tepkisi nasıl, ilgisi nasıl her şeyden önce? Yani tam açılışı gerçekleşmedi henüz. Henüz gerçekleşmedi. Muhakkak merak ediyorlardır, geliyorlardır, sizlere tepkilerini iletiyorlardır. Yani hakikaten vatandaşlarımız gelip önünde selfie çektiriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, sosyal medyadan paylaşıyorlar. Ve Balıkesir'e yakışır bir şey oldu diyorlar. Hakikaten Kuvayi Milliye şehri olarak 15 Temmuz'un bu şekilde anıtlaştırılması bizi fevkalade memnun etti. Bundan dolayı belediyeye emeğe geçen herkesi kutluyoruz diye tebriklerini sık sık bize iletiyorlar. Bundan sonrası tabii anıt açıldıktan sonra inşallah bütün büyüklerimizi de davet edeceğiz açılışa. Ondan sonra da sırayla biz öğrencileri anıta getirmeyi düşünüyoruz. Kırsal mahallemizde yaşayan öğrencilerimiz de vatandaşlarımız da otobüslerle getirip anıtı hem göstermek hem tanıtmak hem de o sinevizyonda 15 Temmuz gecesi yaşananları mutlaka aktarmak istiyoruz. Hafızalarda yer etmesi lazım. Unutturulmaması lazım. Özellikle artık çocukları. Kesinlikle. Geleceğimizin teminatı çocukları. Aynen, yani onun için biz çocuklarımıza dönük de çalışmaları belediye olarak milli eğitimde projeler yapıyoruz. Çocuklar bizim geleceğimiz. Muasır medeniyetler seviyesine Türkiye onların omuzlarında yükselecek. Onlar ne kadar eğitimli ve donanımlı olursa o kadar geleceğimiz ak ve aydınlık olur. Ciddi projeler yapıyoruz. Kız çocukları için bir projeniz vardı. Evet, evet. Şimdi yeni lansman yaptık, yeni tanıtımını yaptık. O da son derece önemli. Özellikle okula devam edemeyen öğrenciler var. Yani ilk devam etmeyen öğrenciler. Sonra mı? 8 yıllık eğitimi. İlk öğretimde de var bu. Ortaokulda da var, lisede de var. Aslında 4+4+4 zorunlu eğitim diyoruz. Zorunlu olarak bunların kayıtları okullara yapılıyor. Ama maalesef tabii öğrenciler değişik sebeplerle okuluna devam edemeyen devamsız öğrenciler var. Sınıfta kalıyorlar, okula gitmiyorlar yani. Siz onları tespit ettiniz. Mutlaka bunların tespitini yaptık biz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşleri hanımefendi de çok önem veriyor bunlara. Kızların okuması için. Biz de dedik ki 6 Eylül Belediyesi olarak buna nasıl katkı sağlayabiliriz? Eşim Didar Hanım özellikle bu konuda büyük görev üstlendi. Çünkü bu devamsız öğrencilerin %70'i kız öğrencilerimiz. Balıkesir'de 6 Eylül ilçesinde tam 174 tane bu şekilde öğrenci varmış. Tespitini yaptık biz Milli Eğitim'le beraber. Şimdi bunlarla ilgili bunları yeniden okula kazandırmak. Çünkü geleceği anneleri bunlar. Kız çocuklarımız.
Mutlaka hepimizin anneleri var. Bizi yetiştiren, büyüten, o sıkıntılı dönemlerinde her şeyimize tahammül eden anneler, geleceğin anneleri olacak bunlar. Mutlaka eğitimli olması lazım. Erkekler de aynı şekilde, bayanlar da aynı şekilde eğitimli olması lazım. Bizim bunları eğitimini sağlamamız lazım, okuluna devamını sağlamamız lazım dedik. Ve neticede bunların evlerine ziyarete başladık. İlk ev ziyaretine de ben katıldım. Bir şekilde bunların sorununu çözmemiz lazım. Altında ekonomik sebep varsa... Genelde ne tür problemlerden dolayı şimdi oldu ortaya? Birinci sebeplerden bir tanesi tabii ki ekonomik sebepler. Ama belediyecilik sadece hizmet belediyeciliği değil ki. Beş çeşit belediyecilikten bahsetmiştik biz. Hizmet belediyeciliği, sosyal belediyecilik, kültürel belediyecilik, çevreye duyarlı belediyecilik. Hep bunlardan bahsetmiştik. Evet, ama bunun gereğini yerine getirmemiz lazım. Katılımcı belediyecilik demiştik. İşte sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak da... Evet, önce insan. İnsanların mutluluğu diyoruz. Ve bu çocuklarımızın sosyal ihtiyaçlarını, ekonomik ihtiyaçlarını gidermemiz geri lazım. Geri dönüşünü almaya başladınız mı? Tabii ki. Şimdi ilk gittiğimiz zaman da tabii teşvik de ediyoruz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorlar. Gittiğimiz ilk evde dedim ki eğer okula devam ederseniz sizi külliyeye götüreceğim dedim. Havalara uçtular. O kadar mutlu oldular ki. Üç tane aileyi ziyaret etmiştik. Üçüne de aynı şeyi söyledim. Ertesi gün üçü de okula devam etmiş. Hatta daha da ötesini söyledim teşvik olma açısından. Bizim Bosna Hersek'te kardeş şehrimiz var, Maglay. Eğer okula devam eder, okulları bitirseniz dedim, sizi kardeş şehir Bosna Hersek Maglay'a götüreceğim dedim. Havalar uçtular. Hatta öğretmenler de dedi ki yani hem külliye konusunda müdürleri biz de başlarında gitmek istiyoruz külliyeye dediler. Ciddi bir motivasyon oldu. Burada tabi bazen psikolojik sebepler var. Bunlarla ilgili de bizim 6 Eylül Gelişim Merkezi diye sosyal belediyecinin bir gereği olarak bir 6 Eylül Gelişim Merkezi açtık. Bunun içerisinde sosyologlarımız, psikologlarımız var, sosyal marketimiz var. İnsanların mutfağı kaynasın diye 6 Eylül ilçesinin sosyal haritasını çıkarttık. Kimin yardıma ihtiyacı var? Yani bizim sorumlu olduğumuz bölgede açık açıkta insan kalmamalı. Kalıyorsa sorumlusu belediye başkanıdır. Duygularıyla belediye başkanlığı yapıyoruz. 827 tane aileye al kart dağıtmıştık. 6 Eylül kartı dağıtmıştık. Onunla o sosyal marketten ücretsiz olarak alışveriş yapabiliyorlar. İşte şimdi bu sosyal belediyeciliğin bir geriye olarak sosyolog ve psikolog lazımsa oradan sosyolog ve psikologlarımızla beraber bu aileleri ziyaret ederek onların o sorunlarını da çözmemiz lazım. Kılık kıyafet sorunu varsa... Yine kırtasiye sorunu varsa tamamını çözerek inşallah hedefimiz 2 ay içerisinde bu bütün 174 aileyi, bunların 13 tanesi Suriyeli aile, tamamını inşallah okullu yapmayı hedefliyoruz. Projenin adı da Artık Okuldayım. Artık Okuldayım. Kızlar için de kızım benim her şeyim, okuması benim servetim sloganıyla bunu eşim devam ettiriyor. Çünkü bayanlar çok daha rahat girebiliyorlar evlere. İnşallah bunun sonuçlarını Sayın Milli Eğitim Bakanımızla da dün Ankara'daydım ben. Bu projeyi başlattığımızı kendisine de sundum. O da çok memnun kaldı. Çünkü Milli Eğitim'in bu devamsız aileleri takip eden bir kurulları var. Ama onlar neticede devlet memuru. Ancak evine gidiyor. Çocuğunuz okula gelmiyor. Lütfen çocuğunuzu okula gönderin diyebiliyor. Onların yerel yönetimlerdeki kadar imkanları yok. Ama belediyeler olarak biz ekonomik sorunu varsa onu çözebiliyoruz. Psikolojik sorunu varsa çözebiliyoruz. Ailede başka sorunlar varsa onlara katkı sağlayabiliyoruz. Yerel yönetimlerin gücünü inşallah bu projede eğitime katkıda ne kadar önemli olduğunu, çocuklarımızın okula devamında ne kadar önemli olduğunu inşallah bir rapor halinde sunmuş olacağız. Milli Eğitim Bakanımıza da sunacağız. Aynı zamanda külliyeye de göndermeyi düşünüyor Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli eşlerine. Ki bu proje başarılı olursa, ki başarılı olacağına düşünüyorum ben. Muhakkak. Milli Eğitim Bakanı kuvvetle muhtemel bütün Türkiye genelinde. Belki örnek yerel yönetimlerle işbirliği yaparak Türkiye'de artık okul çağında okula devamsız öğrenci kalmasın projesiyle inşallah Türkiye geneline yayılmasını arzu ediyoruz, istiyoruz inşallah. Hayırlı uğurlu olsun. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. 6 Eylül İlçesi Belediye Başkanı Sayın Zekai Kafaoğlu. Anlattıklarınız için çok güzel projeler. Dediğimiz gibi inşallah örnek teşkil eder diğer illerimize, diğer ilçelerimize. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, devam edelim.